Herkese merhaba, hoş geldiniz. Açıkçası çok şaşkınım burada bu kadar insan olduğu için, bunu söyleyeyim. Ben Sinan Tükün ekonomi müdürüyüm. Eskiden beni görenlerin aklına dolar gelirdi. Beni gören herkes direkt gözlerinde dolar işareti olurdu. Herkes hala bana çok sorulur ama dolar ne olacak denirdi bana. Sanki ben bilsem kendim yapmazdım da CNN'de çalışmaya devam ederdim gibi. Veya borsada hangi hisseyi alalım, hangi çok kazanalım. Onu ben bilsem ben yapacağım yani, gidip herhalde çalışmayacağım. Ama şimdi beni görenlerin, Işıl Hanım sağ olsun, onun büyük katkısı var. Beni görenlerin aklına pizza testi geliyor. Bilmiyorum, pizzayı bilmeyen var mı burada? 65 ülkede OECD'nin öncülüğünde, efendim? Sen bize dolar. Ben gene de dolar konuşmuyorum, sen pizza konuşma diyorsunuz. 65 ülkede yapılıyor ve ne yazık ki Türk öğrenciler orada çok başarılı değil. Ve ben bu konuda ERG ile çok yayın yaptım, çok konuğum oldu. O yüzden insanlar bana çok soruyorlar, neden bu kadar eğitime takıksın sen diye. Ben üniversite sonrasında master ve doktorumu yaparken eğitime çok takıldım. Bunun bir nedeni biraz ekonomik entegrasyon okudum. Avrupa Birliği üzerine yaptım masterımı. Ekonomik entegrasyon okudum ve orada önemli şeylerden bir tanesinin eğitim olduğunu gördüm. İkinci ben biraz kalkınma iktisadına daha yakın bir insanım. Yani borsayla, dolarla çok yakın bir insan değilim. Daha ziyade gelir dağılımı, istihdam, zenginleşme, işsizlik, yoksulluk gibi konulara daha yakın duran bir iktisat ekolüne, biraz da eski bir iktisat ekolüne bağlıyım. Şu aralar çok moda değil biliyorsunuz böyle kelimeler. Biraz da ayıp kelimeler, kötü bir şey, yoksulluk falan, işsizlik, bunlar kötü şeyler böyle. Dolayısıyla eğitimle böyle de bir bağım var. Çünkü eğitimin Türkiye'de önemli bir şeysi var. Bendeniz çok tipik bir Türk ailesinin çocuğuyum. Benim annem ilkokul mezunu. Babam okuma yazmayı askerde öğrenmiş. İlkokul birden terk. Okuma yazmayı askerde öğrenmiş. Onun için benim eğitimim sürecim boyunca ailem kendi yapamadıkları eğitimin hepsini benim yapmam için çok istekli ve her zaman çok takıntılıydılar eğitim konusuna. Eğitimin bir özelliği var. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde eğitimin bir özelliği var. Sizin iki seçeneğiniz var. Eğer eğitimde dezavantajlı ya da dezavantajlı toplumda dezavantajlı gruplardansınız. Ya çalacaksınız ve çırpacaksınız sınıf atlayabilmek için, ya da eğitim yoluyla sosyoekonomik statünüzü yukarı doğru taşıyacaksınız. Bu ikinci yol açık değilse, yani iyi eğitim yoluyla sosyoekonomik statünüzü yukarıya taşıyamıyor iseniz, o zaman çalma ve çırpma dışında bir yolunuz kalmaz. Bu da toplumsal açıdan herhalde hiçbirimizin istediği bir şey değil. Dolayısıyla herkesin eşit, kaliteli ve iyi eğitime ulaşabiliyor olması toplumun huzuru, geleceği için çok önemli ve kilit noktalardan biri. Ve ben Türkiye'de son 20 yıldır bu yolun giderek daha daraldığını, bu köprünün daha daraldığını, daha zorlaştığını görüyorum. Niye böyle görüyorum? Birincisi, burada bulunmak da biraz da tuhaf da bir şey. Panelistlerimizi birazdan konuşacağız, göreceksiniz. Onların hepsi benim oğlumdan küçükler. Benim oğlum 27 yaşında, bir master öğrencisi, yurt dışında master yapıyor şu anda. Dolayısıyla bir tuhaf bir şey. Kendi oğlumun eğitim sürecinde gördüğüm bir şey var. Bu yolun giderek zorlaştığı. Örneğin Emin Çapa, yani ben sıradan bir devlet okulundan mezunum. Dümdüz bir ilkokul, dümdüz bir ortaokul, dümdüz bir lise okuyup üniversiteyi, iyi bir şekilde üniversiteyi kazandım. Ama ben giderken kolejli öğrencilerle düz bir okuldan gelen benim gibi sıradan bir ailenin, sıradan bir öğrencisinin mücadele edebilmesi daha kolaydı. Ama benim oğlum üniversiteye gittiği zaman İspanyolca, Fransızca ve İngilizceyi üniversite eğitimi alacak kadar biliyordu. Dolayısıyla artık benim oğlumla benim gibi sıradan düz bir okuldan gelen bir öğrencinin mücadele edip baş edebilmesi mümkün değil kolay kolay. Ben ve oğlum aynı anda işe başvursak, benim üniversiteyi bitirdiğim zamanki gibi, benim hiçbir şansım yok oğlum karşısında. Dolayısıyla bu bir toplumsal adaletsizlik. Emin Çapa aleyhine bir dezavantaj var. O yüzden bu dezavantajın
bir şekilde devletin ve eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin katkısıyla kapanması çok önemli ve kritik, ölümcül derecede Türkiye açısından önemli bir konu diye düşünüyorum. Bu yüzden devletin eğitim kurumlarının ve onları yönetenlerin, eğitimcilerin, bireysel olarak eğitimcilerin ve ailelerin bu konu üzerinde daha çok kafa yorması, bu uçurumun Emin Çapa lehine, yani onun gibiler lehine, sıradan ailelerden, tırnak içinde söylüyorum, vasat ailelerden gelen çocuklar lehine düzeltilmesi için ne yapabiliriz diye düşünmek lazım. O yüzden RG'nin bu çabalarını çok önemsiyorum. Türkiye'de ikinci bir konu daha var. O da eğitimin sadece okulla birlikte anılıyor olmasını ben ölümcül bir hata olarak görüyorum. Okul bittiği anda eğitimin bitiyor olmasını benim aklım ve mantığım almıyor, bunu kabullenemiyorum. Örneğin ben Eylül ayından bu yana bir bilim programı yapıyorum. Senen Tütün Ekonomi Müdürüyüm. İnanın işim kulaklarımdan fışkırıyor. Fakat bir bilim programı yapıyorum. Bunun nedeni Türkiye'nin bilim ve akıldan giderek koptuğunu düşünmem. Bilim, özellikle temel bilimlerin giderek geri plana düştüğünden endişe ettiğim için. İnsanlar bana diyorlar ki, ya sen ne anlarsın ki? Hani sen bildiğin konuyu yapar mısın? Birincisi bildiğim konu bu zaten. Ben haberciyim, ben bir şey bilmem. Kimin bildiğini bilirim, giderim ondan öğrenirim, ona sorarım ve insanlara bunu aktarırım. Zaten bildiğim konu bu. İkincisi, ben her hafta sonu hiçbir şey okumuyorum. Fen, fizik, özellikle astrofizik, astrokimya ve astrobiyolojiye çok düşkünüm. Sadece fen bilimleri okuyorum. Hiç ekonomi okumuyorum, hiç CNN Türk izlemiyorum, hiç neredeyse gazete okumuyorum. O yüzden sadece fen bilimleri okuyorum. Bunda tuhaflık nedir? Ha, bunda tuhaflık şu, evime gelen her yardımcı, evimize gelen her yardımcı kadının bir şikayeti var. Ha, siz okulu bitirmişsiniz, niye bu kadar sizin kitabınız var, çocuk gibisiniz diye. Kitapları silmekten şikayet ediyor da ondan. Büyük bir kitaplığım var, fena bir kitaplığım yok daha doğrusu. Şimdi bu konu da ölümcül konulardan bir tanesi, ömür boyu okuma ve öğrenme açlığı çeken bir toplum olmamız lazım. Son bir şey. Buradaki gençler size ayrımcılıkla ilgili şeyler söyleyecekler ama onların ortak bir şeysi var. Türkiye'de ne yazık ki genç olmak, sadece genç olmak zaten negatif bir ayrımcılığa tabi olmak anlamına geliyor maalesef. Yani siz gençseniz zaten negatif bir ayrımcılığa epey büyük bir oranda uğruyorsunuz. Çünkü her şeyin en iyisini, en doğrusunu bir devlet biliyor. Bizi yönetenler biliyor. Bürokrasiyle, devlet kurumlarıyla, geçmişten bu yana bu böyle. Yüzyıllardır böyle. Bütün devletlerde de bu böyleymiş. Bununla mücadele etmiş bütün toplumlar. İkincisi, öğretim kurumları biliyor, okullar biliyor. Onlar her şeyin en iyisini, en alasını biliyorlar bize bunu. Zaten onlar öğretecekler. Üçüncüsü, aileler biliyor. Her şeyin en iyisini, en doğrusunu, en güzelini zaten onlar biliyorlar. Dolayısıyla kendi çocuklarına bunu dayatıyorlar. Kendi çocuk yetiştirme sürecimde kendimi bundan arındırmanın ne kadar zor olduğunu ben bizzat kendim yaşadım. Dolayısıyla gençlerin kendilerini bir birey olarak bulmalarına imkan sağlamak bence devletin, eğitim kurumlarının ve ailelerin en önemli şeylerinden bir tanesi. Çok sevdiğim bir şey var. Diyor ki, bu evrendeki yerim ne? Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı. Bu evrendeki yerim ne? İşte büyük muamma budur. Evet, her birey kendini birey olarak, bir birey olarak, sürü olarak değil. Çünkü bizi hayvanlardan ayıran en önemli şeylerden biri şudur. Bir sazan balığı, sazan balığı olduğunu bilir. Diğer balıklarla birlikte olmaz, sazanlarla birlikte olur. Ama evrimsel süreç nedeniyle büyük oranda primatların büyük çoğunluğunda birey olarak da kendinin bir şey olduğunu bilme eğilimi vardır. En çok da insanlarda vardır. Ben evet bir insanım ama aynı zamanda Emin Çapa'yım. Bir birey olarak da kendimin farkındayım. Ve buradaki arkadaşlarımız da ve bu salondaki herkes de bir birey olarak kendini geliştirme, toplumda bir sosyal statü edinme ve bunu bu sosyal statüsünü ileri taşıma anlamında devletin, eğitim kurumlarını oluşturan ve yönetenlerin, hocaların ve ailenin desteğine ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu ayrımcılıkla mücadele konusunun da önemli bir
konu olduğunu, ana konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü birey olarak, yani ben Emin Çapa, öbürü Ayşe, öbürü Fatma olarak kendimizi geliştirme ve kendimizi bulmamız için önemli noktalardan biri bu.